adına bir banka hesabı açtırmamız gerektiğine karar verdim. Anneniz Pakize Hanım adına demek istediniz herhalde. Hayır, minik yavrumuz Pakize soyadına. Yapmayın Sevdarım. El kadar çocuğun banka hesabıyla ne işi olur Allah aşkına? Şimdi olmayabilir ama gelecek için önemli. Ya o benim banka hesabımda bile hiç para yok. Ne? Şimdi sizin banka hesabınızda hiç para yok mu yani? Niye şaşırdınız? Bir devlet memurunun parasının olmasına şaşırmanız lazım asıl. Müdürlükte takılıp kalmazdan beri zaten. Madem küçük kızımız adına hesap açtıramayacaksınız, o zaman niye dünyaya getirdiniz ha? Sevdamcığım, çocukların yanında şey etmesek diyorum. Başkalarının çocuklarını düşüneceğinize artık kendi çocuğunuzu düşünün. Bana bakın Ahmet Bey, bir an evvel o banka hesabına o parayı yatacak, ona göre. Bir yerlerden para bulmamız lazım benden. Ama nereden bilemiyorum. Ben biliyorum abim. En çok da merdiven kenarlarında bulunuyor abim. Vallahi ben her gün 500 bin, 600 bin, 50 bin lira neyim buluyorum abim ya. Ben öyle para bulmaktan mı bahsediyorum zerzek? Neyse çıkar onları ver bakayım şuraya. Buyurun. Keşke Lidyalılardan önce yaşasaydım da hiç para sorunum olmasaydı. Vallahi çok doğru söylüyorsunuz amirim ya. Benim emmioğlu da Libya'da inşaatta çalışıyor. Vallahi hiç para neyin sıkıntısı olmuyor ya. Okul amblemle her şeyi yapıp sattık. Gömlek yaptık, kravat yaptık, süveter yaptık, çorap yaptık. Yani okul amblemli pijama yapıp satamayız ki. Giriniz. Sana ne oluyor be? Ben burada dururken gir demek sana mı düşüyor zerzek? Merhabalar Amil Bey. Merhaba Afet Hanım. Efendim, benim sizden bir isteğim olacak. Umarım makul ve mantıklı bir istektir. Hiç merak etmeyin, son derece makul ve mantıklı. Efendim, okulumuza Yunanlı öğrenciler misafir olarak gelmek istiyorlar. Bu çocukların gelmesi, kültürlerin kaynaşmasına, birbirlerini tanımalarına ve yıllardır sürüp giden düşmanlığın sona ermesine katkıda bulunacaktır. Bu bakımdan Yunanlı öğrenciler için sizden izin istiyorum. İyen izin veremem Afet Hanım. Bu okul bize dar geliyor. Bir de Yunanlar gelirse felemizi şaşırırız şerefsizim. Tamam, 4-5 tane öğrenci gelecek, birkaç gün kalıp gidecekler. Gelmesinler efendim. Biz onları İzmir'de denize düktük. Niye geliyorlar? Vallahi bir de Yunanlılar gelirse her bir şey daha da karışır ya. Şimdi kantinden bir şey alsalar Yunan lirası mı verirler, euro mu verirler? O değil, paranın üstünü nasıl vereceğiz ya? Euro ha? Tabii ya. Yunanlılar gelirse onlardan çil çil eurolar kazanırım ben. Aferin abi. Az daha ayağına kadar gelen fırsatı tepiyordun şerefsiz. Düşündüm de belki izin verebilirim. Ama belki dedim. Kesin olarak evet demiyorum. Deyin. Kesin bir tamam evet deyin. Bitsin bu iş. Yani bakın, bir idari amir böyle kararsız olursa ne kendisine ne de okula yararlı olabilir. Yunanlı mini mini birler çalışkan ikilerinde bu okulun nimetlerinden yararlanması lazım. Bravo size. Türk ve Yunan eğitim tarihi bu lütfunuzu asla unutmayacaktır. Keçi demeyecek miydiniz amirim? Keçi olmasına keçi de sevgili Mennan. Biz de kaçın kurbağasıyız, öyle değil mi? Kurbağa amirim. meyve suyu şimdi 5 euro yapıyor. 5 euro ne yapıyor? 4 dolar yapıyor. 4 dolar da 2950 Japon yeni yapıyor. 2950 Japon yeni ne yapıyor? 3278 İngiliz sterlini yapıyor. 3278 sterlinde 5290 dinar yapıyor. Allah'ım ya. Ben bana verdiği bu kısımlı zekayla nasıl bunun altına kalkacağım ya? Allah'ım ya. Baba ya. Menal.
Nasıl gidiyor satışlar? Abi yeni yaptım kartları ya. Nasıl güzelmiş değil mi abim? Bu ne be? Euro ne lan, euro ne? Euro amirim, Avrupa parası amirim ya. Olur mu? Euro. E-U-R-O yazılıyor, euro okunuyor. Anlaşıldı mı? Euro. Euro. Siz hiç merak etmeyin amirim. Ben hemen değiştiririm ya. Ama amirim... Yani ayıptır söylemesi... Hesaplaması çok zor oluyor ya. Evladım niye zor olsun? 5 euro veya 9 milyona satacaksın. Çok basit. Yapmayın ya. Aman ya, ben de 2 saattir uzun yolda hesaplıyorum ya. Meğer ne kadar kolaymış ya. Aferin ben. Senin bu çalışmalarını takdir ediyorum. Bu Türk-Yunan dostluğu en çok benim döver sermayeye yarayacak şerefsiz. Şerefsiz amirim. Bunlar bana çil çil euro olarak dönecek şerefsizim. Acaba bizim para sayma makinesi euro da sayar mı? Sayar tabii ya, o da para, bu da para. Gel. Efendim, ben size teşekkür etmek için geldim. Teşekkür mü? Ne teşekkür Afet Hanım, hayrola? Yabancı öğrencilerin okulumuza gelmesine izin verdiğiniz için. Ha, önemli değil canım. Kaz gelecek yer, yani öğrenci gelecek yerden yardım esirgenmez tabii. Efendim, bu arada bunları da imzalarsanız bu aktivitemiz yasal olmuş olur. Bu koliler nedir acaba? Bu kolilerde okul amblemli kravatlar, bardaklar, kaşıklar, tişörtler var. Malum Yunanlı misafirlerimiz kendilerine ve ailelerine hediyeler alacaklar. Biz de hizmeti onlara getirdik. Umarım pahalı bir şeyler değildir çünkü neticede gelenler öğrenci. Yok canım, 1 euro filan. Biliyorsunuz 1 eurodan daha küçük euro yok. Evet, peki efendim. Teşekkür ederim, buyurun. Teşekkür ediyorum, kolay gelsin. Tekrar teşekkür ederim. 1 euroymuş. Daha neden? Bunların her biri en az 5 euro eder şerefsiz. Allah yaratmış, böyle bir şey yok. Patron, ne yapıyorsun işin? Şerefsiz. Mennancığım, bize kola veriyorsun abi, en asitlisinden. Aynen. İçimiz yandı, içimiz. Şöyle bir zehirli bir aksın şuradan, şöyle. Gençler, kola vereyim en asitlisinden de. 5 euro köle, 5 euro. Beş euro. 5 euro 9 milyon yap. Abi 9 milyona ben 3 kasa kola alırım be. Ve... Güzel güldün de, yöre oldu, böyle oldu gençler, ne yapalım? Vay be, patrona bak ha. Bizden evvel Avrupa Birliği'ne girmiş. Niye portakallara para kazanıyorsun? Portakal. Ha, meyve suyu. 5 euro, 5 euro. Ne? Kalatin ne yaptı? Polya bir basit. Türk usulü, aç. Benim nereye açtınız lan? Yani isterseniz biz size birkaç bir şey ısmarlayalım. Hem böylece Türk erkeğinin ne kadar centilmen olduğunu da görmüş olursunuz. Evet. Böylelikle Türk'ün ne kadar misafirperver ve yakışıklı olduğumuzu da anlarsınız belki. Ne demişler? En Türk'ü dünyaya bedeldir. Melina, sen ve arkadaşın kola içmek ister misiniz? Hop. Biz onlara kola ısmarlarız. Belki bizim canımız kola ısmarlamak istiyor. Siz bize ısmarlayın, biz onlara ısmarlarız. Yürü kola ısmarlayın. Sen de kola. İşte 5 euro. Yavaş. Şunlara bak ya. Kaç yıllık arkadaşlarımız. Daha bir kere bile bize bir şey ısmarlamadılar. Görürler onlar şimdi günlerini. Melina. Melin. Yarasın. Yasas. Nero. Nero. Su. 5 euro. Five euros. Polyakrova yine. Çok pahalı. Ne varmış izin verirse. Stelio'cum, vallahi içimden geldi. Böyle sana bir şeyler ısmarlamak istiyorum. Ne içmek istersin? Portakallade. Tabii. Hatta ben sana böyle kırman için tabak bile alırdım ama burada tabak yok, artık çıkışta alırız. Evet, geçtiz. Görüler peşin, kırmızı meşe.
euro muro yok. Öyle Türk parası vereceğiz. Çikolata ister misin Yenisciğim? Ben ısmarlıyorum. Türk kızlar çok cömert. Presto. E tabi. Kıymetini bilene Türk kızları çok cömerttir Yenisciğim. Ah öküz. Duymuyor ki. Neyse şöyle alayım ben seni. Mennon! Neredesin keçi? Mennon! Keçi! Yetti amirim. Mennon, bu kolilerde hediyelik eşyalar var. Abadi! Yoksa bu hediyeleri bağa mı aldınız amirim? Hani geçmiş doğum günlerimin toplamı olarak da. Tabii ki hayır salak. Onları satacaksın. İyi de bunları kim alır ki amirim ya? Orası beni ilgilendirmez. Ben bunları sana toptancı olarak satıyorum. Sen de bunları perakendeci olarak istediğine satabilirsin. Satamadıklarının parasını da senden alırım. Peki amirim. Keşke bizim Gantin kapalı çarşıda olsaymış. Daha iyi olurum şey amirim ya. Çok konuşma da götür şunları hadi. Hadi amirim. Yavaş yavaş dikkat et. Yolla. Yavaş. Gantin'in hasılatını getirdiydim amirim. Hasılat mı? Para torbası nerede? Para torbasına gerek yok ki amirim. Hepsi cebime sığıyor. Nasıl yani? İşte. Hepsi bu mu? Olur mu amirim? Olur mu ya? Bunlar da var. Utanmıyorsun değil mi bu kadar para kazanmaya? Yarın maaşını alır almaz hepsini ödeyeceksin. İyi ama amirim. O zaman hediyelerin hepsini ben satın almış oluyor. Tabii sen satın alacaksın. Ben mi satın alacağım? Doğru tabii ya. İkimizde birisi satın alması gerekiyorsa benim almam doğru. Doğru şerefsiz. Şerefsiz amirim. Çok tatlısın Kerem'ciğim. Allah Allah, ben sizin yanınızda acı biber sayılırım ya. Kızlar, Türk Yunan dostluğu için sizi öpmem lazım. Melina. Oh! Katerina. Allah Allah! Şimdi ablamla bir sürekli bu Yunan Türk meselesini masaya yatırdım. Merhaba komşu, merhaba. Ben Ergen. Şşş! Alo, ne yapıyorsun? Arkadaşları sivilcelerinle rahatsız edeceksin. Al şu sprintünü. Hadi canım, hadi. Hadi canım. İkile yolda dörtlersin, hadi. O zaman see you later, alligator. Hadi canım, hadi, hadi. Neyse, nerede kalmıştık? Senin arkadaş? Benim arkadaş. Tanımam şerefsizi. Hayatımda hiç görmedim. Neyse diyorum ki ablamla işte biz Türk Yunan meselesini konuşuyoruz ya. İçim bir kaynıyor Yunanlılara. Bir... Oo, beyimize bak. Allah afiyet versin. Vay 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 vay. Pikachu kardeşim ne yapıyorsun? Abi var ya çok çakalsın ha. Almışın yanında iki kuzuyu. Oh 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 be. Evet abi, Kopil doğru söylüyor. Arkadaş dediğim biraz paylaşımcı olur değil mi yani? Çok yazık. Çok yazık. Beyler açıklayabilirim. Yani göründüğü gibi değil. Şimdi oradan nasıl görünüyor? Bakayım. Gel gel gel. Başka yerden mi bakacağız? Gel gel. Bakalım. Gel. Şimdi iki tane komşu ülke kızına asılıyormuşum ben. Bak efendim Avrupalılıklarından faydalanıp onları öpüyormuşum gibi gözüküyor. Değil mi? Zinhar yok öyle bir şey abi. Yani sen diyorsun ki aranızda böyle bir filizlenme, bir aşk üçgeni yok diyorsun yani. Aa Kopil'im, asla öyle bir şey yok. Madem öyle abi. Ortega kardeşim. Efendim güzel kardeşim. Ben diyorum ki iddiaya varım abi. Arif kardeşim Yunan çıtırını hayatta öpemez abi. Bana bakmayın abi, ben öperim varım. Vallahi ben net bir şey söyleyemeyeceğim ama bence de öper abi. Öpemez. Öpemez abi. Öpemez. Niye öpemez biliyor musunuz? Misafir onlar abi. Abi misafirler öpülmez. Baksana. Misafirler ondan. Var ya öyle bir öpülür ki. Öpülür diyenler. Ne oluyormuş kardeşim? Demek ki misafirler öpülüyormuş. Hiç gerek yoktu böyle bir şey abi ya. İyi arkadaşlar, bence giyiyi daha fazla uzatmayalım. Artık paraları ortaya koyalım ha, ne dersiniz?
Hemen gelsin. Benden alacağız. Buyurun. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ben de koyuyorum gözünüzde, buyurun. Ben de koyuyorum. Alayım 10 milyon. Para üstünüzü buyurun Pikachu Bey. Teşekkür ederim. Ya paralar ben de koyayım. Bunca işimin arasında niye Pakize suyu bana bırakıyorsunuz Sevda Hanım? Çünkü anneciğim cilt bakımına gitti. Kendine cilt bakacağına bebeğimize baksın. Başka emriniz? Kadıncağız sizin çocuğunuza bakacağım diye cildi mahvoldu. Cildi mahvoldu mu? Nasıl yani, anlamadım. Ay nasıl olacak? Sırf çocuğumuz mamasını yesin diye içinde 36 çeşit vitamin olan mamaları yemek zorunda kaldığı için kadıncağızın cildi mahvoldu. Anlamadım. Neyse, ben şimdi derse giriyorum. Yanıma bebe fonu aldım. Şimdi bunu burada açıyorum. Şunu da fişe takıyorum. Derste bebeğimizi dinleyebilmek için. Eğer karnı acıkırsa da ona şu mamadan yedirirsiniz. Tamam mı Amir Bey? Peki efendim, yediririz. Şu bebe fonu da yanıma alıyorum. Hadi görüşürüz. Tamam efendim, yediririz. Yediririm efendim. Bu Yunanlı öğrenciler için hazırladığımız malların hepsi elimizde kaldı. Kantinden de bir para kazanamadık bu Yunanlı öğrencilerden. 500 bin liralık kaşıkları 5 euroya satarım diye ümit ediyordum. Olmadı. Satamadık. Tabii bizim bunların hiçbiri sizin umurunuzda değil, değil mi? Islak keratalar. Gel. Ne var? Ne oldu Mennan? Bakanlıktan para geldi abim. Bakanlıktan mı? Ne parası? Evlerde kalan konuk öğrenciler için bakanlık destek parası göndermiş abim ya. Canım benim. Bu resmen ilaç oldu işte şerefsizim. Abir ya, abirim ya. Yüce Rabbim abirimi bakanlıkta para göndersin de ya. Maşallah ya, maşallah ya. Bakanlıktan gelen bu paradan hiç kimseye bahsetmeyeceksin, anlaşıldı mı? Anlaşıldı abirim. Ayıp ettiniz abirim ya. Unuttuk gitti bile ya. Tamam, sen çık dışarı şimdi. Beni paracıklarımla baş başa bırak. Abir ya, abirim ya. Yüce Rabbim amirimi paracıklarınla baş başa kalsın diye yaratmış. Maşallah ya, maşallah ya, amir ya. Çok güzel para kazandık şerefsizim. Çok güzel para kazandık. Bu paraları çok iyi saklamalıyım şerefsizim. Maazallah. Bakanlıktan gelen bu parayı Sevda Hanım veya Pakize Hanım bir öğrenirse gelip hepsini alırlar elimden. Epeydir döner sermayeye bu kadar çok para gelmemişti. Paraları akvaryumun arkasına saklayayım. En güvenilir yer. Ne oluyor? Bir türlü kapatamıyorum. Siz rahatsız olmayın Sevda Hanım. Buyurun oturun. Sizin de duyduğunuz gibi bakanlık bu paraları gelen misafir öğrencilerin masrafları için yolladı. Yani o paraların sahipleri var. Kapandı. Canım benim. Bu da ne demek oluyor? Ya uygunsuz durumda olsaydım? Merak etmeyin, uygun durumda olduğunuzu duydum da geldim. Duydunuz mu? Nereden duydunuz? Balıktan. Boşuna dememişler balıktan al haberi diye. Hangi balıktan? Diyafondaki balıktan. Bir dakika ya, ne oluyor? Diyafondan herkes her şeyi duydu Amir Bey. Bakın bu paralarla biz Atatürk'ü 10 Kasım'da doğduğu evde yani Selanik'te anacağız. Yaba! Her şeye teşekkür ediyoruz. Yunanistan'da attığımız her adımda sizi minnetle anacağız. Yaktın beni Sevda Hanım. Yaktın beni şerefsizim. Ah be kim? Hay. Ay, merhaba. Gelebiliriz. Oturalım. Tabii, şur. Kristo. Ay kızlar, ikizler Burcu erkeği bunlar. Aman ne şeker. Türkçe öğrendiler, bir de sevimlilik yaparlar. Ay, çocuklar çaba sarf ediyor rahmeli. Hem sen bir adım atsan dünyada barış sağlanacak ha. Ya, dünyayı üçümüz kurtaracak çünkü Melek. Ay rahmeli abartma, adım at dedi kız. Hem baksana ne şeker çocuklar. How are you? How are you? Astroloji.
oluyor lan orada? Ne olacak abi? Bizim kızlarımıza sarkıyorlar. Züppeler. Türk genci olarak buna müsaade edecek miyiz beyler? Müsaade değil, müdahale edeceğiz kopilim. Göz göre göre kızlarımızı yedirmeyiz. Yürüyün beyler. Haydi. Haydi bakayım. Şşş. Alo. Bu sandalyeler dolu gençler. Hadi. Çeyir çeyir. Full. Hadi bakayım. Hadi. Hadi sarılıyor. Hadi. 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 Ne var be? Siz burayı daha başa zannettiniz. Bizim mekanımızda, bizim kızlarımıza yanaştırmayız biz. Akıllı olsunlar, ciğerimizi yesinler. Biz kızlarımıza baktırmayız. Atalarımızın kemiklerini sızlattırmayız. Sizin kızlarınız, sizin kızlarınız. Ay hepten concan oldunuz be. Sen anlamıyorsun galiba. Bizim sınıfın kızlarısınız işte, sahip çıkacağız. Anlamıyorum efendim, anlamıyorum. Ay bu mu sizin misafirperverliğiniz ha? Ayıp be, ayıp. Ha, tabii kendi çöktüğünüzde ötmek böyle kolay. Büyüklük ötebileceğin kadar güçlü olduğun halde susmaktır. Bunu biliyor musunuz? Abi ne dedi bu yine, ben anlamadım ya. Savaşarak hiçbir yere varamazsınız dedim Ortega. Yıllar yılı sizin gibiler yüzünden körüklendi dünyada savaşlar. Konuşuyor işte filozof filozof. Dua edin, dua edin. Panjeremin'in dersi var. Hiç olaya falan girmiyoruz. Yoksa kar da kadicesi gibi uzardı bu mevzu. Haberiniz olsun. Aynen. Beyler ya. Sanki Melek doğru söyledi gibi geldi. Bırak ya. Evet, hadi gidelim. Şşş. Kıbrıs'a laf ediyorsun, yaptığına bak. Ya, konuş. Ya, Allah var yukarıda. Uza be. Yeter be. Vakit uza. Sen kendine bak, gidin kızlara. Evet, anlasın.